Dahmer, Netflix'te bir mini dizisi çıkmasıyla birlikte son zamanların en popüler katili haline geldi. Hang out, watch a movie, take some pictures. Bir korku filmi tutkunu olarak benim de merakla izlediğim yapıtlardan birisi haline geldi. Ve merak ettim, minik bir araştırma yapmak istedim ve ilginç sonuçlarla karşılaştım. Belki az sonra anlatacağım konuyla ilgili sizler de belki yorumlara bir şeyler yazmak istersiniz. Jeffrey Dahmer'ı canlandıran Evan Peters, yakın tarihte Altın Küre'yi kazandı. Size haberin başlığını okursam daha iyi anlayacaksınız durumu. Jeffrey Dahmer'ın 12. kurbanının annesi, Netflix dizisinde katili canlandıran isme Altın Küre verilmesine tepki gösterdi. Evet, Tony isimli kurbanın annesi, Netflix'te yapılan bu dizinin bir tür kaosu fırsata çevirme olarak gördüğünü söyledi. Yani Netflix'in bu trajediden ekmek yediğini söylüyor. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız ben de mutlu olurum. Bu araştırmalarım sırasında aklıma gerçek cinayete dayanan farklı bir film geldi. Ayrıca bu film öyle kimsenin bilmediği bir yönetmen tarafından değil, aksine herkesin bildiği, herkesin tanıdığı bir yönetmen tarafından çekildi. Öyle ki kendisini bazen kamuoyu sırasında, yani kendisini filmlerine gizlenmiş olarak bulabilirsiniz. Evet, bahsettiğim kişi Alfred Hitchcock. Doris Dinsdale. I'm from Nelly. Ve bahsettiğim film de yaklaşık bir yıl önce izlediğim ve makalesini yazdığım The Rope isimli, Türkçe'ye ip olarak çevirebileceğimiz, ip, urgan olarak çevirebileceğimiz film. Şimdi size birazcık eski zamanlara götüreceğim. Filmin vizyona girdiği tarihten, 1948'den biraz daha geriye gidiyoruz. 1924'teyiz. Yüzyılın suçunun yaşandığı zaman. Mayıs 21, akşama doğru. 14 yaşındaki Bobby Frank evine doğru giderken Leopold ve Loeb adlı iki yaş yaşına rast geliyor. Leopold ve Loeb Bobby'yi arabalarına alıyorlar ve orada öldürüyorlar. Sonrasında zifiri karanlık olana kadar Chicago'nun güneyine gidiyorlar. En ucra köşesine kadar. Önce Frank'in yüzüne asit döküyorlar ki tanınmayacak hale gelsin. Ve sonrasında Wolf Gölü'nde Bobby'yi batırıyorlar. İlginç olan kısım şu ki Loeb ve Leop Bobby'nin ailesinden çocukları için para istiyor. Sorun şu ki Bobby zaten ölmüştü. Bobby'nin babası istenen parayı topluyor, bir araya getiriyor ve Leopold ve Loeb'e vermek için yola çıkmaya hazırlanıyordu ki bir telefon çağrısı aldı ve oğlunun zaten öldürülmüş olduğunu öğrendi. Doğal olarak anlaşma iptal oldu. Şimdi neden bu cinayet yüzyılın cinayeti olarak gözüküyor diye sorabilirsiniz. Nedeni şu ki bu cinayet tamamen garipliklerle dolu, tuhaflıklarla dolu, çelişkilerle dolu. Bu çelişkilere örnek verecek olursak, Loeb gönüllü olarak Bobby'nin cesedini ya da Bobby'yi arama ekibine katılıyor. Tabi bu çelişkiler burada bitmiyor, daha farklı ilginç olaylar yaşanıyor. Mesela Loeb ve Leopold, Bobby'yi batırmadan önce kıyafetlerini çıkartıyor. Ve bu kıyafet çıkartma esnasında Leopold gözlüğünü olay yerine düşürüyor. Ve polis de doğal olarak Leopold'dan şüpheleniyor ve ifadeye çağırıyor. Kendisi polise, "Yahu vallahi oralardan geçiyordum öyle. Yanında zaten gurbetteki arkadaşım Loeb vardı. Loeb'la kızlarla birlikte, iki tane kızla birlikte oralardan geçiyorduk. Düşmüş." diyor. Polis de bu kez Loeb'u soruşturmaya alıyor doğal olarak. Peki Loeb ne dese beğenirsiniz? "Vallahi biz orada yürümüyorduk. Leopold ve ben Bobby'yi göle atmak için bir takım çabalarda bulunuyorduk." diyor polise. Tabii böyle söylemiyor ama her şeyi kısaca itiraf ediyor. Nasıl Bobby'yi arabaya aldıklarını, onu nasıl öldürdüğünü, kimin öldürdüğünü, nereye gömdüklerini her şeyi anlatıyor. Şimdi bu olayın The Rope'la benzerliği burada başlıyor. Filmdeki ip metodolunu tam olarak bu noktada görüyoruz. Gilbert Guy's'in Yüzyılın Cinayeti adlı kitabında dediği gibi. Leopold ipin bir tarafında, Loeb ise diğer tarafında bu ipi çekiştirip duruyorlardı. Birisi yaptığı cinayetin üstünü rahatça kapatabilecekken diğeri daha çok itiraf etmeye meyilliydi. Eğer The Rope filmini izlerseniz orada da karakterlerin birbirinden tamamen zıt olduğunu göreceksiniz. Gelelim Loeb ve Leopold'a ne oldu? Normalde adam öldürmenin cezası o zamanlarda idamla sonuçlanıyordu. Ancak Loeb ve Leopold'un ailesi onlar için eyaletin en ünlü suç avukatını bulmuşlardı. İşte bu avukat onları idamdan kurtarmıştı. Ancak yine de 99 yıl hapse mahkum edilmişlerdi. 1936 yılında Loeb hapishanede öldürüldü. Leopold ise hapishanenin kütüphanesiyle eğitim işleriyle ilgilenmeye başlamıştı.
Çünkü hem Loeb hem de Leopold aslında yüksek IQ'ya sahip başarılı öğrencilerdi. Leopold da bu yeteneğini hapishanede kullandı. Bu hikayeyi detaylı bir şekilde açıklamam gerekirse yaklaşık 2-3 video sürebilir. O yüzden şimdilik burada kesmek zorundayım. Ama eğer videoyu beğenirseniz ve yorumlara bu videoyu istediğinizi yazarsanız belki ilerleyen zamanlarda çekebilirim. Şimdi 1948'e geri gidelim. The Rope'un yayınlandığı zamana. The Rope yani İp isimli bu film aslında bu hikayeden esinlenmişti. İki kişinin uyuşmazlığı, bir ipin farklı tarafındaki iki kişi ve bu kişilerin bu ipi birbirlerinin tarafına çekmesinin hikayesi. Bir yanda pişmanlık, korkaklık ve dürüstlük, diğer yanda ise yalancılık, soğukkanlılık ve yaptığından zevk duyan birisi. Size bir yerden tanıdık geldi mi bu hikaye? İşte tam bu noktada 1978'e Dahmer'in vakasına dönüyoruz. Bu mini dizideki Dahmer'in davranışlarına, duruşuna, konuşmasına bir göz atın. Benim gördüğüm sanki Dahmer'in içinde Loeb ve Leopold'un birleşimi bir şey yatıyordu. Hem dürüstlük, hem yalancılık, hem pişmanlık, hem mutluluk, hem de yaptığı kötülükten zevk alması. Hepimizin hayatına biraz benziyor değil mi bu duygular aslında? Mesela ders çalışmanız gerektiği yerde gidiyorsunuz bilgisayarda oyun oynuyorsunuz. Ya da film izliyorsunuz değil mi? Bu yaptığınız aslında kötü bir şey. Ama yaptığınızdan hem pişmanlık hem mutluluk duyuyorsunuz. Hem korkuyorsunuz. Hem iyi hissediyorsunuz. Ama burada sorun bizim kendimize zarar vermemiz. Dahmer burada karşısındakine zarar veriyor. Kendisinden ziyade. İşte bu noktada Dahmer'le bizim aramızda büyük bir fark açılıyor. Bu onu bir psikopat ve bizi de normal bir insan haline getiriyor. Psikoloji ve tıp gerçekten akıl almaz alanlar ve gün geçtikçe teknolojinin ilerlemesiyle birlikte onlar da gelişiyor. Belki öyle bir gün gelir de bunların yardımıyla suça yatkınlığı tespit edebiliriz. Belki yarın, belki yarından da yakın. Resting gently but firmly at the bottom of a lake. Meanwhile he's here. It calls for champagne. Champagne? For the occasion. I'll take it.